Test merkezinden merhaba. Ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda yalnızca spor salonu müdavimleri için değil, koşucular için de sunulan Plantronics BackBeat Fit 305'i inceleyeceğiz. Bakalım kulaklık ne kadar iyi. Spor salonlarında müdavimleri bluetooth kulaklıklar konusunda seçici davranıyorlar. Bunda haklılar çünkü tempolu e, spor seanslarında e, kulaktan düşmeyen, yüksek konforu gözeten ve iyi ses kalitesi sunan kulaklıklar gerekli. Bu üçünün bir araya gelmesi spor motivasyonunu sağlamada e, etkin rol oynuyor. Sporcular için pazarda çok sayıda bluetooth kulaklık yer alıyor. Bunların bazıları gerçekten çok iyi, modeller bazıları ise yakında yanından hızla uzaklaşmanız gereken, yakınında durmamanız gereken modeller. Özellikle iyi bir kulaklık istiyorsanız her şeyde olduğu gibi açıkçası biraz paraya da kıymak gerekiyor diyebiliriz. Bugün inceleyeceğimiz sporcu kulaklığı ise Plantronics'in BackBeat Fit 305 modeli oluyor. BackBeat ailesinde çok sayıda kulaklık sunan Plantronics ses konusunda başarılı modelleri imza atıyor. Peki BackBeat Fit 305 bu modellerden biri mi, sporcular için ideal seçim mi? Şimdi incelememize geçelim. BackBeat Fit 305 boyundan bağlı Bluetooth kulaklıklardan biri oluyor. Bluetooth kulaklıklar arasında tamamen kablosuz modeller de var pek ancak onların e, kaybolmaları bu tip modellerin nispeten daha kolay. Onun yanında spor salonlarının tercihinde e, spor salonlarına gidenlerin tercihi elimizdeki gibi boyundan bağlı olanların e, olanlardan yana yapmalarını e, tavsiye ediyoruz. Kumaş kablosu ile birbirine dolanmayan ve uzun kullanıma dirençli yapıda olan Backbit Fit 305 kulağa tam oturan kelepçeli kulak pedlerine sahip. Böylece pedleri kulak kelepçesine sabitleyebiliyorsunuz. Elbette farklı kulaklar için kutu içerisinde yine farklı kulak pedleri de farklı boylarda kulak pedleri de, yer alıyor. Bunlardan en uygun olanı seçmeniz hem ses hem izolasyon hem de konfor bakımından oldukça önemli. Kablosu üzerinde bir kontrol ünitesi bulunduruyor kulaklık. Buradan sesle ilgili ayarlamaları kolayca yapabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuza gelen çağrıları da yine bu tuşlara basarak, buradaki tuşa basarak alabiliyorsunuz. Eğer yine Android cihazlara bağlayacaksanız Google asistanı, iPhone'a bağlayacaksanız Siri'yi bu tuşta çağırabiliyorsunuz. Onu söylemek lazım. Ayrıca kablo bir mandal da yer alıyor. Bu mandal kabloyu kısaltmak isteyenler için buraya sabitlenmiş. Böylece kablo karmaşasından bu kabloyu bu mandala sabitleyerek böyle toplayıp bir araya getirerek kurtulabiliyorsunuz. Sporcular özellikle hafif kulaklıkları tercih ediyor elbette. Backbit Fit 305 bu konuda tam destek veriyor. Yalnızca 14 gram ağırlığında olan Backbit Fit 305'i kullanırken açıkçası üzerinizde var mı yok mu unutmanız oldukça güç. Bu arada eğer gece koşucuları da koş, koşucularından biriyseniz, e, BackBeat 305'in kablosuz üzerindeki desenlerin de kedi gözü etkisi yarattığında söyleyelim. BackBeat 305 Bluetooth 4.1 ile telefonunuza bağlanabiliyor. Aynı anda iki cihaza birden bağlanabilen kulaklık diğer Bluetooth cihazlar gibi 10 metreye kadar menzere sahip. Bu da spor salonları için oldukça yeterli bir e, kullanım alanı. E, kulaklık IPX5 sertifikasının da sahibi. Bu sayede Tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Evet onunla yani havuza veya duşa girmeye kalkmayın. Çünkü o denli su koruması yok. Yalnızca tere ve hafif yağmura karşı dayanıklılık gösteriyor. Bu tip kulaklıklarda çoğunlukla olduğu gibi pasif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Backbeat Fit 305 uygun pedi kulağınıza taktığınızda izolasyonunu, ses izolasyonunu sağlayabiliyor. Bu elbette çok yüksek seviyede değil. Ancak müziğin sesini yükselttiğinizde sesler anlamda Çevrenizden soyutlanabiliyorsunuz. E, müzik performa, performansı konusunda da tatminkar çalıştığını söyleyelim. Ses üretiminde problem yok fakat yüksek seste, tiz seslerde çalı, çatlamalarla karşılaştığımızı da belirtmek lazım. Bas seviyesi kuşkusuz çok yüksek değil. Hatta oldukça zayıf diyebilirim. E, kulaklık dengeli bir ses üretiminde bulunuyor. E, buna karşı vokal sesler ise bir harika. Kulaklığın genel olarak ses performansı için iyi fakat harika değil diyebiliriz. Telefon görüşmelerinde ise Metropol'ün göbeği Mecidiyedeköy'de yaptığım denemelerde karşı tarafın beni bir otomobilin içine sanması sesin karşı tarafın net şekilde gittiğinin açık kanıtı olarak gösterebilirim. Son olarak kulaklığın pil ömrüne de değinmek lazım tabii. BackFit 305 6 saate kadar müzik dinleme ve konuşma süresi sunabiliyor. En azından teknik özellik tablosunda yazan bu. Bizim dinleme seanslarımızda ise tek şarjda 5 saatten fazla bir süre sağladı. Bu noktada da sıkıntı yok açıkçası. Yani demek oluyor ki gün aşırı 1 saat civarı ve süreyle spor yapıyorsanız 5 gün rahatsınız. Her gün yarım saatlik koşu ilmanı yapıyorsanız ise 12 güne kadar pil ömrü sunabiliyor bu cihaz. 2 saatten az şarj süresi de cihazı spordan önce şarj etmeniz için uygun bir süre. Deck 305 özellikle konfor ve kullanım olarak sporculara önereceğimiz bir kulaklık seti oluyor. Ses konusunda tatmin edici olan kulaklık yüksek bas sesleri sevenlere ise uygun değil. Son olarak kulaklığın fiyatının 375 TL dolaylarında olduğunu söyleyelim ve incelememizi burada noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.